İnşallah. Neden inşallah diyoruz? Çünkü yapmayı istediğimiz şeyden daha doğru ve daha güzel olan şeyler var. Biz o işi yapmak istiyoruz. Sohbete gitmek istiyorum. Sohbette birkaç ilmi bilgi öğrenmek istiyorum. Senin niyetin de bu akşam gaflette geçmişsin, kandil gecesi. İlim meclisinde olayım, 2-3 tane bilgi öğreneyim bana yeter. Dedin. Senin kafanda bu vardı. İnşallah bu akşam istifade edeceğim dedin, geldin. Ama Allah senin kalbine bu akşam öyle bir sevgi verdi ki bırak 2-3 bilgiyi kafana koymayı. Sen İslam davetçisi olmak istedin. Bir hoca, bir alim olmak istedin. Allah senin kalbine bu bilgiyi verdi ve senin kalbine kitap okuma sevgisini nakşetti. Artık bağımlılığın dizi izlemek değil, maç izlemek değil, kitap okumak, sohbet meclislerinde bulunmak ve İslam davetçisi olmak. Bunu yapabilir mi? Sen sadece 2-3 ilmi mesele öğrenmek için buraya gelmiştin ama Allah seni inşallah dediğin için daha güzel bir sonuca ulaştırdı. Kalbine İslam davetçisi olma, bir derviş olma sevgisini verdi. Ve her hafta sohbete daim oldun. Ayların geçti, yılların geçti ve şu anda aranızda 10 yıldır, 15 yıldır benim yanımda ilim meclisinde her hafta gelip ilim öğreten, Allah'ın farklı ayetlerini, Peygamberimizin farklı hadislerini öğrenen genç kardeşlerim var. Bunlar birer İslam davetçisi oldular. Teknik gelişti. Bütün dünyaya açıldı sohbetlerimiz. Kayıtları aldılar, sistemi yenilediler. Kayıtlarımızı bölüyorlar, biçiyorlar. İnternet ortamına veriyorlar ve insanlara yayıyorlar. Bak, nereden nereye geldi? Halbuki bu gelenler ilk geldiklerinde iyi bir hoca varmış, 2-3 tane ilmi mesele öğreneyim diye gelmişlerdi buraya. İnşallah dediler. Allah onları ne yaptı? 3 mesele öğreneyim diye gelenleri ne yaptı? İslam davetçisi yaptı. Benimle beraber koluma girdiler. Cihad ediyorlar bu adamlar. Çay getireninden kameralar çekip yayın yapanına kadar. Bunların tamamı benim yaptığım işin aynı sevabını alırlar. İslam davetçisi. Hüküm budur. Alim de olsan, evliya da olsan, derviş de olsan, hoca da olsan. Sana Allah İslam davetçisi diyor. Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle. İslam davetçisi Allah'ın ve peygamberin ve Kur'an'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah'ın halifesi olmak istemez misin? Allah Teala hepinize nasip etsin kardeşler. Amin. Hayat kurtarmanın lezzetini, bağımlılığını ben bilirim. Kardeşlerim de bunu tattığı için bağımlı oldular. Yıllardan beri bizi bırakamıyorlar. Kahrımızı çekiyorlar elhamdülillah. Allah dertlerini artırsın. Amin. Amin. Bu dert İslam derdidir. Bu derdiniz ne kadar artarsa hayat kurtarma bağımlısı olursunuz. Bu lezzeti bir kere tattığın zaman bir adamı alıp sohbete başlattın, bir adamı içkiden kurtardın, uyuşturucudan kurtardın. Faizden kurtardın. Beni o zaman anlarsın. Şu anda anlamazsın. Buradan girer, buradan çıkar. Hoca bir şeyler anlatıyor. Bağımlılık falan diyor. Güzel bir bağımlılıkmış. Anlattı bir şeyler. Hoşuma gitti. Bu şekilde bakarsın. Olayın dışındasın. Bir tane adamı kurtardığın zaman yanıma geleceksin ve şunu diyeceksin. Hocam, vallahi seni anladım. Çünkü ben bir adamın namaza başlamasına vesile oldum. Ben bir adamın içkiyi bırakmasına, bir adamın Vehhabilikten, Şiilikten, Selefilikten tövbe etmesine vesile oldum. Diyeceksin bunu. Yüzlerce insandan bunu duydum. Sen de inşallah bana bir gün bunu diyeceksin kardeşim. İnşallah. İnşallah.